Kur'an peygamberimizi nasıl tanıtıyor ve sunumunu yapmak üzere Profesör Doktor Ömer Çelik hocamızı mikrofona arz ediyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hayırlı akşamlar kıymetli hanım kardeşlerim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve bihi nesta'in. Bugün çok önemli bir hususu inşallah sizlerin gündemine taşımaya çalışacağım. Çünkü bizim en değerli varlıklarımız kitabımız Kur'an-ı Kerim ve bizim için en değerli insan Allah'ın Habibi, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim'in Efendimiz Aleyhisselam'ı hangi yönleriyle ele aldığını, önemli kısımlarını dikkate alarak takdim etmeye gayret göstereceğim. Efendimiz Aleyhisselam onu anlatmaya, onun güzelliklerini, özelliklerini olduğu şekliyle ifade etmeye tabii hiçbirimizin ne ilmi yeter, ne gücü yeter, ne lisanımızdaki telakat buna müsaade eder. O nur idi Efendimiz Aleyhisselam. Ayetin ifadesiyle sirac-ı münir idi. Hatta gölgesi bile hiçbir zaman elbisesiyle beraber birlikte gölgesi bile yere düşmeyen serafa bir nur olan insandı Allah Resulü. Hatta bir şair Efendimizin bu yönünü şöyle dile getiriyor. Şair İbn Emin Mahmud Kemal diyor ki dünyada yere düşmedi sayen fakat ey nur ukbada ruusu beşere sayeyi resansın. Yani ey batını ve zahiriyle, her yönüyle, içi ve dışıyla baştan aşağı nur olan sevgili peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem. Dünyada senin gölgen yere düşmemiştir. Sahabe-i kiramın bize anlattıkları o şekilde Efendimizin tıpkı bir billurdan güneş ışığı geçtiği zaman nasıl ki billurun gölgesi olmaz, bir camın gölgesi olmaz, katı cisimlerin gölgesi olur. Efendimiz aynı o şekilde güneş vurduğu zaman bizde olduğu gibi gölgesi yere düşmezdi. Öyle bir nur idi. Ayetin ifadesiyle sirac-ı münir idi Efendimiz Aleyhisselam. Ama bu böyle olmakla beraber, işin dünya tarafı böyle olmakla beraber sen diyor ahirette bütün insanların başları üstünde onları mahşer yerinin yakıcı ateşinden koruyan bir rahmet gölgesi olacaksın. Dünyada gölgesi yok ama Efendimiz Aleyhisselam inşallah kıymetli kardeşlerim biz o inançtayız ve öyle inanıyoruz, öyle güveniyoruz. İnşallah bizim efendim üzerimizde bir mahşerde o sıcak günde bir manevi gölge olacak inşallah. Hazreti Ayşe validemizin bir sözünü hatırlatayım.
Ayşe validemiz esas ayetlere geçeceğim ama bir iki şöyle Efendimizin şemailini bir hatırlama kabilinden biraz duygularımızı harekete geçirme açısından onu da efendim zikredeyim. Malum şeyler ama unutmuş olabiliriz veya hatırımızdan uzaklaşmış olabilir. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a Resulullah Efendimiz'in nurlu simasını şu şekilde tarif ediyor. Mısır ahalisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün güzelliğini işitmiş olsalardı, Yusuf aleyhisselamın pazarlığında bir kuruş dahi harcamazlardı. Züleyha'yı kötüleyen kadınlar, Resul-i Ekrem'in nur gibi parlayan alnını görselerdi, elleri yerine kalplerini keserlerdi diyor ve yine Ayşe validemizin naklettiğine göre ben diyor geceleri diyor bir söküyü bir yırtığı dikmek için diyor iğneye iplik geçireceğim zaman diyor lamba kullanmazdım. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın nurlu simasının ışığında geçirdim. Onun diyor adeta yüzü diyor nur gibi parlardı diyor Ayşe validemiz. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim Efendimiz Aleyhisselam'ı öncelikle şuradan başlayalım. Bir ahlak numunesi olarak takdim ediyor. En mükemmel ahlak sahibi bir insan, bir peygamber olarak. Kalem suresinin 4. ayetinde Estağfirullah ve inneke le'ala hulukin azim. Ey Resulüm, şüphesiz sen yüce bir ahlak üzerindesin. Bu sırat-ı müstakimdir. Kur'an ahlakıdır, sırat-ı müstakimdir. İslam ahlakıdır. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın bütün hal ve hareketlerinin hepsinin Kur'an-ı Kerim'in ahkamına, Allah'ın muradına uygun olduğunu beyan eden bir ayet-i kerime. Onun yaptıklarında, hal ve hareketlerinde, ahlaki davranışlarında ve insanlarla olan ilişkilerinde, konuşmasında ölçüsüz, dengesiz, uygun olmayan hiçbir şey yok. Her şeyin en güzeli, en mükemmeli Efendimizin hayatında. Bu ayet bize şunu söylüyor. Peygamber Efendimizin her türlü iyilikte örnek ve önder olduğuna, Allah'ın çeşitli faziletleri kamil şekliyle onu topladığına ve onu bütün kusurlardan uzak tuttuğuna işaret ediyor. Kusursuz bir insan. Yani abeselleleri falan yok muydu? Özellikle dini anlamda, dini bir rehber olarak, bir peygamber olarak bize örnek olduğu bütün hususlarda kusursuz. Eğer bir kusuru olursa da bu Cenab-ı Hak tarafından mutlaka düzeltilirdi. Yani dini bakımdan Efendimiz Aleyhisselam bir şey söyler veya bir şey yapar. Eğer bu bir kusuru söz konusuysa orada, ki olabilir, böyle şey olabilir, Cenab-ı Hak onu mutlaka o kusuru düzeltirdi. Efendimizin bütün kusurları düzeltilmiştir. Ve temiz ve güzel bir şekilde bile takdim edilmiştir. Buradaki ayet-i kerime de buna işaret ediyor. Ve Efendimizin de bu ahlakının da özellikle Cenab-ı Hakk'ın hususi terbiyesi neticesinde böyle olduğu beyan ediliyor. Hani hadis-i şerifte اَدَّبَنِي رَبِّي فَاَحْسَنَ تَعْدِيبِي. Beni Rabbim, yani hem şemailimi, hem ahlakımı, hem diğer bütün meziyetlerimi Cenab-ı Hak özel olarak yarattı, terbiye etti ve terbiyemi de güzel yaptı buyuruyor. Tabi hadis-i şerifin aslında şöyle bir yönü de var. Efendimiz çok güzel konuşan bir insandı. Arap'ın en fasihiydi Efendimiz Aleyhisselam. Efsahul Arap. Ve Araplar da güzel konuşmayı severlerdi. Şiiri de çok severlerdi. Bunlar için Efendimiz Aleyhisselam bir edebiyat dersi almamakla beraber, herhangi bir böyle şair olarak bilinmemekle beraber konuşması fevkalade düzgün, telakatlı, fasih ve güzeldi. Onun için Efendimiz Aleyhisselam'a Efsahul Arap, Arapların en fasih, en güzel konuşanı derdi. Diyorlar ki ya Resulallah, siz bir ilim tahsil etmediğiniz halde, böyle şairlerle, kahinlerle oturup kalkmadığınız halde bu kadar güzel konuşuyorsunuz. Bu nasıl bunu başarabiliyorsunuz? Onu da işte Eddebeni Rabbi ve Ahsenete Edibi, bana bu konuşmayı, bütün ahlakımı güzel kılan Allah Teala
dilimi de konuşmamı da ilmimi de güzel kıldı. Allah'ın bir lütfu olarak böyle diye cevap veriyor. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimelere baktığımız zaman orada sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir husus dikkatimizi çekiyor. O da şu, Cenab-ı Hak bize, Efendimiz'e karşı edepli olmayı öğretmek üzere Kur'an-ı Kerim'de diğer peygamberlere kendi isimleriyle hitap ettiği halde ya Adem, ya İbrahim, ya Musa, ya İsa, İsa diye kendi isimleriyle hitap ettiği halde Efendimiz Aleyhisselam'a çok Efendimiz'den bahseden ayet-i kerime var. Yani yüzlerce ayet var. Ondan sırf ondan bahseden sureler var Kur'an-ı Kerim'de. Duha ve İnşirah surelerinde olduğu gibi. Fakat hiçbir yerde Efendimiz Aleyhisselam'a Cenab-ı Hakk'ın Rabbimizin ya Muhammed diye bir hitabı yok. Böyle bir hitapta bulunmuyor. Aslında bulunabilirdi. Yani İbrahim'e ya İbrahim, Musa'ya ya Musa dediğine göre, böyle hitap ettiğine göre Efendimiz'e böyle bir hitapta bulunabilirdi. Cenab-ı Hak. Buna bir mani yok, bir engel yok. Ama bulunmuyor. Böyle olunca tabi alimlerimizin de dikkatini çekiyor bu ayetlerdeki bu farklılıklar, farklı hitaplar. Diyorlar ki herhalde Yüce Rabbimiz sevgili Peygamberimizin şanı, şerefi, Allah katındaki değeri o kadar yüce ki aslında Allah Allah'tır, o peygamber de bir kuldur ama bize bir edep öğretmek üzere ve Cenab-ı Hakk'ın katındaki şerefini, değerini bize hissettirmek, bize efendim bildirmek, beyan etmek üzere Cenab-ı Hak böyle bir ifadede bulunmuyor. Diyor ki, madem ki ben böyle bir şey yapmıyorum, o zaman siz hiç yapmamalısınız ve o sevgili kuluma ya Muhammed diye ismiyle hitap etmemelisiniz. Peki ya Muhammed demiyor da Kur'an-ı Kerim Efendimiz'e ne diyor? Nasıl hitap ediyor? Evet, aynen sizin ifade buyurduğunuz gibi hep ya yuhar Resul, ya yuhar Nebi, hep böyle hitaplar vardır. Yani ey peygamber, ey elçi, ey peygamber, böyle Resul ve Nebi vasıfları ön plana çıkararak, ki çok önemli vasıflardır Efendimiz Aleyhisselam'ın, onlarla hitap ediliyor. Demek ki biz de dikkatli olmamız lazım. Yani kitaplarımızda, yazılarımızda, konuşmalarımızda Efendimiz Aleyhisselam'a ismiyle ya Muhammed diye hitabı efendim uygun görülmüyor. Zaten bununla ilgili başka bir ayet-i kerime ve bir de o ayet-i kerimenin sebebi nüzulü var. O konu biraz daha açmış oluyor. Onu da arz edeceğim. İbn Abbas Efendimiz, Abdullah İbn Abbas şöyle anlatıyor. İnsanlar diyor, başlangıçta diyor Allah Resulüne ya Muhammed, ya Ebel Kasım diye hitap ediyorlardı. Bilmedikleri için. Ya da öyle bir gelenek devam ettiği için kendi ismiyle veyahut da nisbesini hitap ediyorlardı. Allah Teala nebisinin şerefini yüceltmek için onları böyle hitap etmekten nehyederek, yasaklayarak buyurdu ki Nur Suresi 63. ayet-i kerime Estağfirullah.